Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana geçen 25 yılda siyasi gücünü artırmak için kamu ihalelerini kullandı. Erdoğan'dan istikrarlı biçimde kamu ihalesi alanlar iki gruba ayrılıyor. Erdoğan ailesinin yönettiği vakıflara bağış yapanlar, medya gruplarını finanse etmek zorunda olanlar. Kamu ihalesi alanlar tarafından finanse edilen medya, Erdoğan'ın propaganda makinesi olarak görev yapıyor. Vakıflar yoluyla ise devasa bir finans havuzu oluşturulmuş durumda. Sistem, %20 komisyonun legal olarak kayıtlara geçmesini sağlıyor ve sadece dev ihalelerde yok, mahalle arası küçük müteahhitler bile bağış adı altında bu ağın parçası. Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Yeni Şafak gazetesi ve Kanal 7 grubu ilk prototiplerdi. Yeni Şafak grubunun patronu Albayrak ailesi peş peşe İstanbul'un büyük belediye ihalelerini alacaktı. Karşılık olarak da 28 Şubat'ta zor günler geçiren Erdoğan'a en güçlü desteği sunacaktı. Bu dönemde Yeni Şafak farklı yelpazelerden isimlere alan açarak mevcut rejimle mücadele gücünü artırdı. Gazete geniş yazar ve çalışan kadrosunu o dönem kazandığı düşük reklam geliriyle finanse edemiyordu. Albayrak Holding oluşan zararı kapatıyor gibi gözükse de aslında paranın kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleriydi. Kanal 7 ise Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarının reklamları ve Büyükşehir'den ihale alan firmaların verdiği reklamlarla kasasını dolduruyordu. İki kurum Refah Partisi'ne yakın görünse de Tayyip Erdoğan'la Necmettin Erbakan arasındaki ayrışmada Erdoğan'ın yanında saf tuttular. Bunun tek sebebi ise paraydı. Erdoğan'ın bu ihale modeli, AKP iktidarının güçlenmesiyle ülke geneline yayıldı. Bilal Erdoğan'ın kontrolünde çok sayıda vakıf kuruldu, kamu ihalelerini alan iş adamları da bu vakıfların en büyük zorunlu bağışçıları. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasında yer alan inşaatçı Ali Ağlaoğlu'nun ses kaydı, Erdoğan'ın yeni ekonomi modelinin en çarpıcı örneği olacaktı. Ağaoğlu, Erdoğan'la görüşmesinde Ataşehir'deki 20 dönümlük bir araziyi TÜRGEV'e bağışlamak zorunda kaldığını anlatıyordu. Hani Ağaoğlu ne yapmış biliyor musun abi? 20 dönümlük arazisini hibe etmiş. Neyse işte. Anladın. Değeri yaklaşık 100 milyon dolar. Ama abi nasıl olmuş biliyor musun? Adama demişler ki kardeş sen burayı bırak. Adam yutkunmuş. Sadık. Ondan sonra demiş ki siz dedikten sonra tabii demiş. Bunu şey söylemiyor yalnız. Bunu Oğul söylemiş. Oğul. Baba değil. Bu zorunlu bağışlarla başta TÜRGEV olmak üzere Erdoğan ailesinin kontrolündeki vakıflar Türkiye'nin yeni emlak kralları. Erdoğan'ın son dönemde kaybetmeye başladığı belediyeler, kamu yararına vakıf statüsündeki bu kuruluşlara doğrudan milyarlarca dolar aktaran bir diğer kaynak. Ülke çapındaki bu hortumlama sistemini anlayabilmek için küçük modeline bakmak gerekiyor. İnşaat ruhsatı almak isteyen müteahhit belediyeye başvurur. Belediye sınırları içerisindeki faaliyet gösteren vakfa uğraması söylenir. İnşaatın tüm detaylarına hakim olan vakıf sorumlusu müteahhidin yapacağı kârın hesap dökümünü çıkarır. Müteahhit kârının %20'sini vakfa bağış olarak öder. Belediye de ruhsatı hazırdır. Bu sıralamaya sadık kalmayanın AKP'li bir belediyede ruhsat alma şansı yok. Erdoğan'ın propaganda makinesi medya tekeli de kamu ihalelerinin akıtıldığı iş adamları üzerine kurulu. Ethem Sancak, Erdoğan'ın en gözde patronu konumunda. Hani ona söylemeyin, belki dalga hukuk zanneder. Ben de ona diyorum ki, annem, babam, ben ve çocuklarım sana kurban olsun. AKP'den önce ecza deposu ve hayvancılık yapan Ethem Sancak, AKP iktidarında küresel bir holdinge dönüştü. İnşaattan savunma sanayine kadar 20'ye yakın alanda faaliyet gösteren dev holding, batık haldeki yandaş medyanın finansmanını sağlıyor. Star, Akşam ve Güneş gazeteleri, Kanal 24 ve Sky 360 televizyonları ile çok sayıda dergi ve radyonun bulunduğu Türk Medya Grubu, Sancak Holding çatısı altında. Ethem Sancak, ağır zararlar nedeniyle birkaç kez grubu devretti ancak aldığı her yeni büyük kamu ihalesinden sonra medyaya geri döndü. 15 Temmuz'dan sonra savunma sanayindeki tüm ipler Erdoğan'ın eline geçince Sancak grubu silah sektöründe devleşti. Türk Medya grubu da kalıcı olarak Ethem Sancak'ın finansmanına bağlandı. Liderimiz bana dedi ki
sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Vallahi ne emrederseniz onu yaparım. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi bir güçlü savunma sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Vallahi dedim, Katar'la neredeyse tek millet, iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattık, ortak aldık. Sabah, Takvim, ATV gibi daha büyük ölçekli medya kuruluşlarının bulunduğu Turkuaz grubu ise kamu ihaleleriyle zengin edilmiş iş adamları arasında el değiştirdi. Son olarak Kalyon grubu tarafından finanse ediliyor. Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz akıllara milletin koyacağız sözleriyle kazındı. Nikah yapmıştı katılıklık. Aynen. 2011 yılından bugüne kadar iktidardan aldığı ihalelerin toplam bedeli 12 milyar liranın üzerinde. Sadece 2017'de devletten 8 milyar liralık ihale aldı. AKP iktidarının ihale rekortmeni Cengiz, inşaat, enerji ve madencilik ihalelerine abone durumda. Cengiz Holding'in bir diğer özelliği de vergi ödememesi. Tek kalemde 420 milyonluk vergi borcu silinen belki de dünyadaki tek holding. Her vergi dönemi sıfırlamalar devam ediyor. Cengiz Holding'in partnerleri ise Colin ve Limak. Cengiz öncülüğünde kurulan ve yağma üçlüsü olarak tanımlanan konsorsiyum, elektrik dağıtım, baraj, hızlı tren projeleriyle İstanbul Havalimanı ve sayısız karayolu ihalesi aldı. Üç ortağın birlikte üstlendikleri işlerin değeri 47 milyar dolardan fazla. Tayyip Erdoğan'ın komisyon partnerlerinden biri de AKP'nin isim babası Mustafa Latif Topbaş. Bim marketlerinin kurucusu olan Topbaş ailesi, Panama Papers'ta yer alan vergi kaçırma belgeleriyle ünlü. Nakşibendi tarikatı Erenköy cemaatine mensup olan Topbaşlar, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın kurucusu. Bir yandan vakıf aracılığıyla Müslümanlardan bağış toplayan Topbaşlar, diğer yandan vergi cennetlerine para aktarıyor. Öte yandan vakıf, AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden her yıl 16,5 milyon lira alıyor. 1.1 milyar dolarlık servetiyle 2018'de Forbes'ın en zengin 100 Türk sıralamasında 22. sırada yer alan Mustafa Latif Topbaş, 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında şüphelilerden biriydi. Erdoğan'ın kurduğu sistem, ideolojik birliktelikten çok ekonomik çıkar ortaklığı üzerine inşa edildi. Bu nedenle kaybetme lüksü olmayan Erdoğan iktidarı, iş adamlarını yeni ihalelerle beslenmemesi durumunda batık medya kuruluşlarını kontrol edemeyecek, vakıflara yapılan bağışlar da bıçak gibi kesilecek. İstanbul'u kaybetmek ya da iktidarı kaybetmek, bu nedenle Erdoğan için siyasi yenilgiden çok öte bir anlam taşıyor. Ortada bir şaibe var, ortada bir yolsuzluk var ve bu yolsuzluğun, bu şaibenin ortadan kaldırılması ve hem Yüksek Seçim Kurulu'nu aklayacaktır hem de milletimizin gönlü ferah hale gelir.